Lisesi olarak kariyer günleri kapsamında bugünkü konuğumuz Kayseri'mizden çıkıp Türkiye'ye mal olmuş bir gönül insanı. Kültür sanat aşığı. Tarihimizden beslenip geleceğe ışık tutan bir idealist. Saygıdeğer büyüğümüz Doktor Kemal Tekden Bey'dir. Kendileri 25. dönem Kayseri Milletvekili, Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Genel Başkanı'dır. Kendilerine hoş geldiniz diyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Operatör Doktor Kemal Tekden 1959'da doğdu. İlki ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamladıktan sonra İstanbul Tıp Fakültesi'nde okudu ve 1982'de mezun oldu. Adalet Bakanlığı bünyesinde Balaman Açık Cezaevine doktorluğa ilk adımını attı. Daha sonra Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kulaklığın boğaz bölümünde ihtisas yaptı. Kayseri Devlet Hastanesi'nde 4 yıl boyunca kulaklıkların boğaz uzmanı olarak görev yaptıktan sonra 1993'te memuriyetten ayrılarak Kayseri'nin ilk özel tıp merkezini hizmete açtı. Arkasından 1998'de ilk özel kalp hastanesi olan Kayseri Kalp Hastanesi'ni, daha sonra Tekden Tıp Merkezi'ni, Denizli Tekden Hastanesi'ni ve son olarak da Mart 2007'de Kayseri ve İstanbul Bağcılar Tekden Hastanesi'ni ortaklarıyla birlikte hizmete açtı. Eğitim alanında ise 2006 yılında Kayseri'nin ilk bakanlık okulu olan Tekden İlköğretim ve Ortaöğretim Okulları'nı Kayseri'ye, 2011'de ise İstanbul Küçükköy'e kazandırdı. Operatör Doktor Kemal Tekden birçok vakıf ve sivil toplum kurucusu ve yönetici olarak görev yaptı. Bunlardan bazıları ise şunlardır: Erciyes Üniversitesi Tiyatro Kulübü, Erciyes Eğitim ve Hizmet Vakfı, Erciyes Üniversitesi Vakfı, Erciyes Feneri, Darül Ceza Vakfı, Kayseri Aydınlar Ocağı, Selçuklu Vakfı, Gönüllerde Birlik Vakfı. Gözlem maksadıyla sık sık yurt dışı geziler yapan Operatör Doktor Kemal Tekden'in sağlık, eğitim ve sosyal alanlarda çalışmaları, dergi yazıları mevcuttur. Halen Eyvan Dergisi'nin sahipliğini yürütmekte, Kültür Eğitimi Derneği'nin başkanlığını ve Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocukların Eğitimi Vakfı, yani TÜZDEV Genel Başkanlığı'nı yapmaktadır. Gerilmiş Ertuğrul dizisinin yapımcısı olan Tekden Film Şirketi'nin de yönetim kurulu başkanıdır. Çeşitli üniversite ve liselerde hayatın manası ve başarı, girişimcilik, insanın sırrı, üstün zekalı ve deha çaplı çocuklar, ideal eğitimi, eğitim ve diriliş konularından konferanslar vermektedir. İnsanın Sırrı isimli kitabı vardır. Zaman zaman televizyon programları da yapmış olan Operatör Doktor Kemal Tekden, 25. dönem AK Parti Kayseri Milletvekili olmuştur. Evli ve 3 çocuk babasıdır. Doktor Kemal Tekden, sıfırdan başladığı hayatın sosyal, kültürel, ekonomik, sanat, sağlık, eğitim gibi birçok alanında büyük bir başarı yakalamıştır. Bu yoğun çalışmaları arasında edindiği tecrübeleri paylaşmak için kitaplar yazmıştır. İnsanın Sırrı, Yerüstü Hazinelerimiz, Sahnesenin bu kitaplardan bazılarıdır. Birçok arkadaşımızın özellikle Sahnesenin kitabını okuduğunu belirtmek isterim. Şimdi söz ve sahne hocamızın kendilerini sahneye davet ediyoruz. Sevgili gençler, öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Aranızda yeniden olduğum için çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Buna vesile olan gerek müdürümüz, gerek diğer eğitimci arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum sizlerle beni buluşturduğu için. Birkaç yıl evvel yine gelmiştim. Herhalde birkaç kere geldik değil mi hocam? Evet. Ve böyle özel, seçkin insanların arasında olmak, onlara hitap etmek beni gerçekten çok çok mutlu ediyor. Bugün de aynı mutluluğu yaşıyorum ve heyecanı yaşıyorum. Çünkü sosyal bilimler liseleri benim kafamda hep ideal liselerdir.
sosyal bilimlerde yetişen insanlar Türkiye'nin sosyal hayatına hükmedecek ve geleceğine damga vuracak insanlardır. Yani her ne kadar fen bilimleri ve diğer alanlardakiler de önemli olsa bile sosyal bilimler hep direksiyonun başında olan insanlar olurlar. Yani geminin güvertesinde sosyal bilimciler yer alır. Diğer teknik... Ben lise yıllarında çok hayaller içerisindeydim. Büyük hayallerim vardı. Nasıl? İşte önce ne mesleği seçmem gerektiğini düşündüm ben. Sonra karar verdim. Bunu yaparken ne yaptığımı ifade etmek isterdim. Tabii çok maddi yönden sıkıntılı zamanlardı benim için. Babam memurdu. Bizler böyle güçlü, maddi güce sahip insanlar değildik. Bunun için anlatıyorum. İnsan isterse her şeye ulaşıyor. Onu demek istiyor. Her şeye ulaşıyor. Yeter ki gereğini yapsın. O yönde çalışmasını yapsın. Ne yapması gerektiğini ortaya koysun. Peki ben meslek seçeceğim de nasıl bir meslek olmalı? Herkes bir şey diyor. Biri tıp diyor, biri askerlik diyor. Bir ara askerlere çok özeniyordum, böyle yürüyüşleri falan benim çok hoşuma gidiyordu falan. Sonra ondan vazgeçtik. Baktım ki yapıma uygun değil. Ben biraz özgür ruhlu bir insanım. Öyle emir altında olmaya çok fazla gelemem. Yapmam gereken ne olduğunu tabii benim gibi birileri bize anlatmadı. Ben kendi el yordamımla buldum pek çok şeyi. Korkularım vardı, korkularımı el yordamıyla aştım. Mesela arkadaşlarımın karşısında bile böyle konuşmaya kalktığımda kalbim küt küt atar, ne konuştuğumu bilmezdim. Yani başkalarının karşısında konuşmaktan korkardım. Kan görmekten korkardım. Şimdi ne oldu? Yani hekim olacağım. Hekim olmaya karar vermem de şöyle, kendimi keşfetmeye çalıştım. Belki tavsiye ederseniz bunu alabilirsiniz. Kendinizi keşfetmeden yola çıkmayın. En önemli şey bu. Kendimi keşfetmeye çalıştım. Ben ne yapabilirim? O hayallerim ne olmalı? Sonra dedim ki, insanın bakın idealleri meslek değildir. Veya meslekler ideal değildir. Meslekler vasıtadır. Bir yere gideceksiniz, oraya gideceğiniz araçtır. İster Murat taksiyle gidersiniz, ister uçakla gidersiniz, isterse Mercedes'le gidersiniz. Hiç fark etmez. Önemli olan hedefe ulaşmaktır. Ben mutluydum acaba? Çünkü sorumluluğunuz artıyor, bir takım şeyler artıyor. Tabii ki para çok önemli. İdealleriniz varsa para çok önemli. Ona harcadığınız takdirde mutlu oluyorsunuz. İnsan en çok neyden mutlu olur? Bakın bir deneyin. Gidin birilerine yardım edin. Bir yaşlının elinden tutun. Bir çocuğa yardım edin. Bakın ne kadar mutluluk veriyor size. İşte mutluluk başkalarına hizmetle alakalı. Başkalarına yardımla alakalı mutluluk. Yoksa ben daha çok yiyeyim. Yiyemiyorsunuz ki. Ben size bir şey anlatayım. Hep aklıma geldi. Sizin gibi işte 3-5 sene evvel lise çağlarındayken Elmacıoğlu, İskender'in oradan geçerdik. O zaman Elmacıoğlu değildi ismi, İskender'di. Oradan geçerken burnumuza İskender kokuları gelir. Ya o kadar canımız çeker ki şuraya girsek, birisi davet etse bizi, bir buçuk İskender yesek, arkanın üstünden de bir kaymaklı ekmek kadayıf, aman ne güzel olur. Ama kimse davet etmezdi. Şimdi paramız var, gidiyoruz, ya bir fazla mı olur acaba? Aman üstüne tatlı falan olmasın. Yiyemiyorsun ki. Para bir işe yaramıyor arkadaşlar. Bakın yemek, içmek, eğlenmek konusunda para çok sınırlı bir şeydir. Olsun tabii ki. Hepiniz ulaşacaksınız paraya, makama, mevkiye. Ama orayı dolduran insansanız, herkes takdir ediyorsa sizi, o zaman büyük adamsınız.
Ben sizi hepinizi büyük adam olmaya davet ediyorum. Yani büyük mevkilere ulaşan insan değil. Halkın içerisinde bir adam büyük adamdır. Sevilen, takdir eden, takdir gören, herkes tarafından kucaklanan, ah şu adam bir konuşsa da dinlesek veya şu kadın bir konuşsa da dinlesek denilen insan büyük adamdır. Büyük insandır. Makamlar, paralar sizi aldatmasın asla. Değerli arkadaşlar, ben hayatım boyunca kendimi ve hayatımı sorguladım. Yani siz de bunu yapmanız dahilinde bazı şeyler anlam kazanır. Bakın bir söz var. Diyor ki, sorgulanmamış hayat yaşanmamış gibidir. İnsan niçin okur? Niçin yaşar? Sorun kendinize, ben niçin yaşıyorum ya? Niçin bu dünyadayım? Görevim ne? Neden okuyorum? Mezun olunca para kazanmak içinse gidin limon satın, şimdiden iş adamı olursunuz, daha büyük paralar kazanma ihtimaliniz var. Ben çok gördüm çevremde. Biz harıl harıl çalışırken, gece gündüz nöbetlere kalırken bazı arkadaşlarım vardı hiç çalışmadan zengin olan. Ama maksat o değil ki. Maksat eğitilmiş kafalar, medeni kafalar, topluma hizmet eden üst seviye insanlar olmak. Bütün gayemiz bu. Ve kendimizin ve etrafımızın farkında olmak. İşte bunun için sorgulayın. Hiçbir şeyi sorgulamadan kabul etmeyin. Ve arkadaşlar, bakın, kendinizin muhteşemliğinin farkına varın. Bunu yine öyle klasik kişisel gelişim anlayışı üzerine söylemiyorum. Ben onları sevmiyorum. Benim bir idealim var. Bu ideal yapabildiğim kadar bütün insanlığa hizmet etmek. Kendi ideallerimi anlatabilmek, doğruları anlatabilmek. Gerçek ne onu anlatabilmek. Tarih boyunca gelmiş o büyük insanların gittiği yoldan gidebilmek. Yunusların, Mevlana'ların, Fatihlerin. Onlar bir yolda gittiler ve şu anda ölümsüzlüğe ulaştılar. Hala aramızdalar değil mi? Hala Yunus bizi etkiliyor. Ölümsüz insan. Hala Mevlana'yı okuyoruz. Tabii bunların bağlı olduğu merkez neresi? Kur'an ve Resulullah. Bunu da bilmek şartıyla. Ve değerli arkadaşlar, dik duruşlu olun lütfen. Bakın Hazreti Mevlana'nın bir muhteşem pergel metaforu var. Hepiniz bilirsiniz. Sizler akıllı ve bilinçli insanlarsınız. Diyor ki, bir ayağım İslam'da, inançlarımda, diğer ayağımda 72 milleti dolaşıyorum. Ya sağlam bastırın temel kazığınızı, temel bireyinizi. O zaman o kadar rahat ediyorsunuz ki. Ben okudukça bana şevk geliyor bu yaşımda. Diyorum ki, ya bu Kur'an muhteşem bir hazine. İnanın böyle bir gözle bakarsanız sizler Türk milletinin aydın insanlar olacaksınız. Dünya ne kadar şeytanın emrinde engel oluyorsa, herkesi birbirine düşürüyorsa, herkesin nefsine hitap ediyorsa, tüketim çılgınlığını artırıyorsa, biz onun karşısında bir mesaj vermek zorundayız. Biz insanlığı seven, insanı temeli alan bir anlayış içerisindeyiz. Allah'tan başka hiçbir kula kölelik yapamayız. Bunu reddediyoruz. Bakın, dik duruş dedim de aklıma bir hikaye geldi. Olmuş bir hikaye. Ormanda bir horoz yaşarmış. Bu horoz tabii türkü söyler, ezan okur, ne bileyim farklı şeyler yapar. Olmuş hikaye deyince yani bunu siz insana çevirin. Bir gün ormanlar kralı
Horozu çağırıyor. Horoz tabii korkarak gidiyor. Ormanlar kralı diyor ki, ey horoz, sen diyor ezan okuyormuşsun. Bundan sonra asla okumayacaksın, yoksa seni öldürürüm. Horoz korku içerisinde çıkıyor, tamam efendim diyor tabii. Gidiyor. Ya bir ezanımız vardı, onu da yok ettiler. Arkasından tekrar Ormanlar Kralı çağırıyor diyorlar birkaç gün sonra. Ormanlar Kralı diyor ki, sen türkü de okuyormuşsun ya, ben gıcık olurum türküden. Bundan sonra türkü de okumayacaksın. Kes. Yine korku içerisinde dönüyor. Ya ne türkü okuyamıyor, ne ezan, artık kabiliyetleri köreliyor vesaire. Bir süre sonra tekrar çağırıyor. Allah Allah, bu adam niye çağırıyor ya bizi? Gidiyor, diyor ki, bundan sonra sen ölmeyeceksin de kardeşim. Ben istemiyorum, rahatsız oluyorum. Etrafta rahat oluyormuş. Ne yapsın artık, taviz verdikten sonra kartısı arkasına taviz veriliyor, ona da boyun gidiyor. Diyor ki, ya ne sesimiz çıkıyor, ne sorunumuzlar, ne oldu bize? Bir süre sonra yine. Diyor ki, ya bu sefer niye çağırdın? Bu sefer Ormanlar Kralı yüklüyor, diyor ki, sen diyor, verimsiz bir hayvansın diyor. Bundan sonra seni yumurtlamanı istiyorum, aksi takdirde diyor, seni öldüreceğim. Horoz diyor ki, eyvah, keşke ezan okurken ölseydim. Değerli arkadaşlar, inandığınız değerleri sonuna kadar savunun. Hiçbir şekilde taviz vermeyin. Hiçbir şekilde verirseniz arkası bitmez. Ne kadar verirseniz o kadar daha fazla isterler. Şahsiyet, masiyet kalmaz ortada. Türk milletinin yaşadığı durumları bildiğim için bunu anlatıyorum. Bu aslında nice insanlarda yaşanmış şeyler. Taviz verenlerin hiçbiri şu anda ayakta değil, boynu bükük geziyor ama taviz vermeyen, inandığı değerlerden taviz vermeyen insanlar ölseler bile şehit muamelesi görüyorlar ve arkasından milyonlarca insan onları duayla anıyor. Değerli arkadaşlar, ben tekrar kendime döneyim. Okurken işte tıp fakültesini kazandık, gittik. Orada tıptan sonra da tabii bir takım ideallerim oldu, bir takım hayallerim oldu. Dedim ki, her şeyin temelinde eğitim var. Ben eğitime bir şekilde el atacağım. Eğitime gireceğim, bu benim idealim. Bu memleket için yetiştirilen böyle güzel insanlara ben de katkı sağlayacağım. Gerekirse bütün varlığımı onun için harcayacağım dedim. Yanında da şunu düşündüm, hep eğitim alanı içerisindeyken de, eğitimin içindeyken de, eğitimin okullardaki bölümü sadece bir bölümü okullarda verilebiliyor. Diğeri nerede? Sosyal medyada, televizyonda, sinemada. O zaman ben buna da el atacağım dedim. Dediler ki, ya sen hayal görüyorsun, sinema kim, sen kim yani. Ondan sonra biz tabii 2010'da film şirketimizi kurduk ve yola çıktık. Bana soranlara diyordum ki, en azından Allah hesaba çektiği zaman bu konuda niye bir şey yapmadın ey kulum dedi. İşte ya Rabbim, ben film şirketi kurdum, onunla hizmet etmeye çalışıyorum. Yani gücüm yettiğince derim diye çıktım. Bakın, sizin kararlı gidişiniz, sizin iyi niyetiniz ve bunun içerisinde bir sır daha var, onu da birazdan söyleyeceğim. Onu da tamamladığınız zaman Allah öyle bir yol açıyor ki siz bile inanamıyorsunuz. Ben okullar nasıl açıldı, nasıl başarılı oldu, ona bile inanamıyorum ki dünyanın şu anda en çok seyredilen dizisinin sahibiyim. Sadece Diriliş Ertuğrul değil ha. Netflix'te şu anda ilk 10'da Yunus Emre. Şimdi cuma akşamları Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin dizisi devam ediyor.
Yani siz adım atın, kararlı adım atın ve bir şey daha yapın. O zaman Allah sizin önünüzü öyle bir açıyor ki siz bile inanamıyorsunuz. Buradaki bütün arkadaşlara söylüyorum. Kendinizi asla küçük görmeyin. Bu bir hadis-i şeriftir, biliyor musunuz? Ben sonradan öğrendim hadis-i şerif oldu. Kendinizi asla küçük görmeyin. O bakıyorsunuz büyük büyük adamlar, değil mi? Televizyonlarda falan. Hiçbiri sizden farklı değil. Aynı lise şartlarında yetişmiş. Belki de çoğu fakir fukara çocuğu. Ben çoğunu biliyorum. Sıkıntılı ortamlardan gelmiş ama mücadele ruhu kazanmış insanlar. Bakın işin sırrı ne? Siz de sınavlara gireceksiniz falan. Sınavlara girecekken tabii ki çok çalışacaksınız, gayret edeceksiniz. İşin püf noktasını öğrenerek ama. Bu işin püf noktası nedir? Öğretmenlerimiz yanlarında söylemiş oluyorum ama ne istiyor bizden? Bunun sırrı nedir? Onları bildikten sonra, bunlar sizin gibi akıllı insanların işi tabii. Yapacağınız bir şey kalıyor son günlerde veya her zaman. Ya bir gariban bulurum, mutlu edin. Ya bir hasta bulurum. Ya da büyükleriniz, ya da hepsi. Bunların duasını alın. İşiniz öyle rast gider ki, bakın ben hayatımın sırrı budur. Yıllarca tabii benim avantajım da var. Hastanemizdeki bütün hastaları gezerdim. Devlet hastanesinde de bu böyle oldu. Ya bize dua edin. Onların duası çok makbul. Garibanın duası çok makbul. Annenizin, babanızın, yaşlıların duası çok makbuldür arkadaşlar. İşiniz öyle rast gider ki siz bile inanamazsınız. Yani gülün mutlu etmediği insan var mıdır bilmiyorum. Onlar ya da insan vasfında görünüp de insan dışıdır. Çünkü hepimizde estetik anlayış var. Hepimizde bu güzelliğe uygun bir duygu atmosferi var. Tabii her şeye bakışta bu bakışı, benim şimdi anlatacağım bakışı uygulamak durumundayız. Eğer öyle yaparsak o sorgulamaların sonucunda mükemmele ulaşırız. Mimar Sinan'ın kalfalık eseri. Süleymaniye'yi yapmak için ne gerekti? Bir Mimar Sinan gerekti. Bir o zamanın şartları gerekti. Belki de birkaç yıl, 6 yıl sırf şey için bekletildi, temel otursun diye. 10-12 yılda yapıldı. Peki onu yıkmak için ne kadar, ne gerekli? Hiç Mimar Sinanlara gerek yok. Zamana da gerek yok. Bir iki tane cahil amele tutarsınız. Bir iki tane bomba verirsiniz, dinamit verirsiniz. Birkaç günde, bir iki günde yıkarsınız. Yıkmak böyle bir şey işte. Bakın şimdi internette, sosyal medyada öyle şeyler var ki sizin kafanızı bulandırabilecek. Bunlar hep yıkıcı şeyler. Yıkmak, o kötü, bu kötü. Ya gel de bir güzelliği sen anlat kardeşim. Güzellik anlat bana, yıkmak veya olumsuzluk değil. Onun bunun sizin cahil kafanızda göremediğiniz İslam'ın güzelliklerini bana yanlış olduğunu anlat. Bakın ben anlatıyorum. O Süleymaniye'ye de tekrar geleceğim. Bir gün. Buna bakış, bir bakış gerekli. Bunun beslenmesi insanlarda olduğu gibi damarlarından suyu alır, besini alır. Büyüdükçe büyür. Hücreler şöyledir, bilmem ne böyledir. Bunun gül yağı çıkarırsınız. Kimyasından istifade edersiniz. Kurutursunuz, işte şöyle yaparsınız, kokusundan istifade edersiniz vesaire. Bu bilimsel bir bakış açısıdır. Maddeci bir bakış açısı. Böyle olmak zorunda. Buna gördüğünüz, mikroskop altında değerlendirdiğiniz bir bakış açısı getirirsiniz. Ama bu gülü anlatmaya yetti mi sizce? Elbet yetmez, değil mi?
Bir de biraz evvel söyledim, estetik. Bakıyorsunuz, onu vazonuza koyuyorsunuz, resmini yapıyorsunuz, ondan haz alıyorsunuz. Bu işin sanat boyutu, estetik boyutu, bilimsel bakışın yanında bir de sanatsal bakış, estetik bakış gerekli güne. Ben size daha mükemmel portreler söyleyeyim mi? Muhteşem portreler söyleyeyim ben size? Gidin aynaya bakın. Şöyle bir dönün, üç boyutlu olduğunu göreceksiniz. Sonra biraz gülümseyin, biraz kızın, ağlayın, farklı şeyler yapın. Ya ne muhteşem bir şey. Mona Lisa ne ki yanında sıfır, solda sıfır. O zaman yapacağınız şey ne biliyor musunuz? Bakın güle bakarken, ya bunun ressamı ne acaba, kim acaba? Ne kadar muhteşem bir eser yapmış. Kendinize bakarken söyleyeceksiniz, ya şu güzelliğe bak aman Allah'ım. Bunu yapan sanatkarı düşünmem lazım. Ne muhteşem. Bunu yapan sanatkar kadar bir sanatkar olamaz. İşte bu işin dini boyutu. Din sadece bize bir şeyler emretmiyor. Namaz kılın, oruç tutun falan. Tabii ki bunlar Allah'ın emirleri. Tabii ki onları uygulayacağız ama işin boyutuna bakın lütfen. Ve hiçbir medeniyet eseri bu üç boyutu ele almadıkça oluşmamıştır. İşte Süleymaniye'den bahsediyorum. Ben size sorayım, Süleymaniye bir bilim eseri mi, bir sanat eseri mi, bir din eseri mi? Nedir? Üçü de aynı zamanda. Şimdi biri eksik olsa, sadece Süleymaniye için değil, bakın Almanya'ya Köln'e gidin, Dom Kilisesi var. Orası da aynı. Orada da sanatı, bilimi ve dini karıştırmışlar ve bir medeniyet çıkmış ortaya. Siz sadece maddi açıdan bakarak bir şeye ulaşamazsınız. Bir bina yapıyorsunuz, sadece maddi şey önemli, bilimsel, mühendislik önemli derseniz olmaz. Onun bir mimarı olmalı. Bir anlamı olmalı. Bakın din anlamdır. Hayatın anlamını yakalayamadığınız sürece boşa kürek sallamış olursunuz. Hayatınız boşa geçer gider. Hayatın anlamı her şeyin üstündedir. Amerika'da araştırma yapmışlar bir MIT'de, üniversitede. Sizin gibi gençlere sormuşlar, demişler ki hayatta eksikliğini hissettiğin şey nedir? Onlar demişler ki %79 oranında, Fransa'da da aynısı tekrarlanıyor, orada da 89 çıkıyor. %89 oranında hayatımızın anlamı yok. Bu yüzden ne yapacağımızı bilmiyoruz. Niçin okuyoruz? Ya okuyorsun da bir gaye olmazsa, o okumak sana zulüm. Yaşamak zulüm, çalışmak zulüm. Bunu sen böyle bir hale getireceksin ki adeta ibadet ediyormuş coşkuyla. Ben şunun için yapmak zorundayım. Heyecanlanacaksın, gece uykularınız kaçacak çalışırken. O zaman ne olur biliyor musun? O kadar mutlu oluyorsunuz. Ben hayatımda hep mutlu oldum bu yüzden. Çünkü bir gayem var. Ve ölümsüzlüğü de yakaladığımı düşünüyorum. Bir doktor olarak değil tabii. Bir doktor olarak ölümsüzlüğü yakalamak mümkün değil. Böyle bir şey yok. Ne kadar uğraşsalar da, transhumanizm deseler de, metaverse deseler de gidip duvarlara çakılacaklar. Mümkün değil. İnsanı istediğiniz kadar makinalaştırın, kollarını, beynini bilmem ne. Yani ölüm geldikten sonra bunu engellemek mümkün değil. Adam Rockefeller biliyorsunuz 6 kere böbreklerini değiştirmiş. Dünyanın en zenginleri. Küresel sermaye. Olmadı basıcalar. 4 kere kalp değiştirmiş. Artık hangi masumların kalbi, hangi masumların kalbi bilmiyorum. Ama 120 yaşı geldi, geberdi. Yani mümkün değil. Dünyanın düzeni böyle değil. Bunlar kendilerini aldatıyorlar. Kendilerini donduranlar var.
İşte 100 yıl sonra ölümsüzlük bulunursa ben dirileyim. Bir sürü paralar koydular. Ama Steve Jobs da 56 yaşında kanserden öldü. Ölürken şunu diyor, biliyorsunuz Apple'ın sahibi dünyanın en zenginleri arasındaydı. Ya madem ölüm varmış, ben niye bu kadar çalıştım? Bu biriktirdiklerim niye? Hepsi boşa gidiyor. Hayatımın anlamı kalmadı diyor adam. Ya aptal. Aptal adam. Yani niye hayatın anlamını bilmeden sen bu kadar gayret ediyorsun? O paralarının yarısını Afrika'daki fakir çocuklara dağıtsa fakir çocuk kalmaz. Açlıktan ölen çocuk olmaz. Ve kahraman olursun. Hele bunu da Allah için yaparsan aman Allah'ım artık senin ayakların yerden kesilir. Ölsen bile ölümsüz olursun. İşte söylediğim büyük şahsiyetler gibi. Ölümsüzlük nedir? Bir hadisi şerif var. Bakın, üç şekilde ölümsüz olursunuz. Amel defteriniz kapanmaz. Biri eser bırakırsanız insanlığın hayrına. Birisi ilim yaparsanız yine insanlığın hayrına ve bunu anlatırsanız. Ben boşuna patlatmıyorum size anlatırken bunları. Ben menfaatçi adamım. Menfaatimi düşünüyorum. Ama ebedi menfaat. Yoksa para almadan, bir karşılık olmadan gelir miyim buralara? Üçüncüsü de salih evlat yetiştirirseniz. Salih evlat nedir? İyi insan. İyi insanlar yetiştirirseniz. Ben 6000 tane salih evlat adayım vardı. Bizim okullarda ve vakıfta. İşte sizleri de katmaya çalışıyorum. Aralarınızdan bir kısmı benden etkilenir de güzel işler yaparsanız bana da o gelecek. Ben yaşasam da ölsem de onun hayrı bana da dokunacak. Evet, sizinle sohbete doyum olmuyor ama sizi de dinlemek istiyorum. Benim hayatımın şiarı bir beyit var. Onu söyleyerek sözlerime son vermek istiyorum. Yadında mı ki doğduğunda ağlardın gülerdi alem, bir öyle ömür sür ki mevtin sana halde halka matem. Ne olduğunu biliyorsunuz ama ben yine açıklayayım. Hatırlıyor musun? Doğduğunda ağlıyordun. Çevrendeki herkes gülüyordu sen doğdun diye. Bir güneş geldi dünyaya. Hayatımızı aydınlattı, bizi mutlu etti diye çevren gülüyordu. Allah hepimize özel bir önem vermiş. Bakın, özel bir önem vermiş. Herkesin barkodu ayrı. Barkodlarından haberdar mısınız? Var mı barkod olan? Bilmiyor musunuz? Benim var bakın. Her parmağımda farklı farklı. Hiç kimsede olmayan barkodum var. Hepiniz özel yaratıldınız çünkü. Bu gözümüzde de var. Göz bebeğinde var. Farklı. El ayasında var. Dilimizde var. Sesimiz farklı. Bir tanıdığınızın sesini telefondan duysanız hemen tanırsınız. Daha neler neler. Ben size bir insanı anlatmaya kalksam aman Allah'ım. Muhteşem bir derya. Buna bakıp da nasıl insan inançsız olabilir? Nasıl olmuş sanatkarını düşünmez? Evet. Hatırlıyor musun? Doğduğunda sen ağlıyordun. Herkes gülüyordu. Çevrendekiler. Öyle bir ömür sür ki ölümün senin için güzellikler getirsin, halka matem olsun. Hepinize teşekkür ederim. Evet. Sorular olduğunu sanıyorum. Yani hedeflerinizi belirlemelisiniz demiştiniz. Peki siz ilk ne zaman kendinize bir hedef koydunuz ve bu hedefiniz neydi? Evet, teşekkür ederim. O tabii bir seyisin ama bilge bir seyisin şeyler, sözleri. Kitaba ben onun sözlerini koymaya çalıştım. Tabii hedef belirlemeden bir yere gidemezsiniz. Şimdi Ankara'ya mı, Konya'ya mı, Adana'ya mı gideceğinizi bilmeden yola çıktığınızda nereye gideceksiniz, nasıl gideceksiniz? Ne kadar sürede gideceksiniz? Hiçbir şey bilemezsiniz. Onun için önce kendinizi keşfedin. Benim tekrar tekrar söylüyorum. Kendinizi
anlayın, tanıyın. Ben şu yeteneklere sahibim, ben şöyle bir zekaya sahibim, şunu yapabilirim, bunu yapamam. Ben mesela hukuk yapamazdım. Yani onu kendime bir şey olarak koydum, kriter olarak. Yapamayacağım şeyler. Sosyal alanda belki sosyal psikolog olabilirdim. Ama psikiyatrist olayım falan diye düşündüm. Yani tıbbı insanı öğrenirsem daha iyi olur gibi bir düşünceyle hareket ederek kendime bir lise yıllarında hedef koydum. Mazlumdan yana zalime karşı hiçbir şeyden çekinmeden dik duran, adaletle hükmeden bir tarih anlayışını vermek. Gençlerle buluşturmak. Bu idealleri ben işte liseden itibaren kazanmaya başladım. Tabii çok okuduğumu düşünüyorum. Bakın, akıllı insan ile aptal insan arasındaki farkı söyleyeyim mi ben size? Aptal insan kendi tecrübesini kendi yaşar. Mesela ben derim ki, ya yüz binlerce insan hasta olsa da, yüz binlerce insan ölse de, ben bir sigarayı deneyim ya. Bakayım, birinin babaannesi 100 yaşına kadar yaşamış, sigara içmiş, ona bir şey olmamış gibi kendi tecrübesini kendi yaşayan insanlara ben aptal diyorum. Ama akıllı insan başkalarının tecrübelerinden istifade eden insandır. Sizin şu anda yaptığınız gibi. Benim 50 yıllık tecrübemi siz bir saatte almaya çalışıyorsunuz. Ya ne akıllı insanlarsınız maşallah. Allah nazardan saklasın. Evet. Başka? Sahne senin kitabınızdan alıntı yaparak soruma başlamak istiyorum. Her sıkıştığımız zaman Hızır'ın yardımını ararız. Yardımımıza koşan bir dosta ise Hızır gibi yetişti deriz. Oysa bir büyük zata sormuşlar. Hızır kimdir diye. O da şöyle cevap vermiş. Kim sizin ölü ruhunuzu diriltiyorsa işte Hızır odur. Peki sizin ölü ruhunuzu dirilten Hızır kimdir? Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Her şeyden evvel. Gerçekten size dokunan bir eğitimciniz, anneniz, babanız, çevrenizdeki bir bilge kişi, Hızır'ımız olabilir. Benim için de tabii ki annem, babam, Allah binlerce razı olsun onlardan. Bana babam dürüst olmayı öğretti. Annem de dinimi anlattı bana. Babam çok milliyetçi bir adamdı. Ülkeye, devlete hizmet anlayışını vermeye çalıştı. Tabii devlet memuruydu ama eve bir gün o DMO yazılı kalemlerden istedik getirmedi. Devlet Malzeme Ofisi'nin devlete verdiği şeydi onlar, kalemler. Bunlar tabii bize o kadar fayda sağladı ki. Oradan bir tane bir şey gelseydi, belki birinden rüşvet alsaydı babam, belki de biz hayatımız boyunca bunun ızdırabını çekecektik. Derler ki, dedenin yediği ekşi elma torunun dişini kamaştırır. Yani herkes helal lokma içerisinde olmak zorunda. Allah onlardan razı olsun. Birçok öğretmenim vardı. Bu öğretmenlerden tabii %80'ini hatırlamıyorum. Demek ki salla başı al maaşı tabirinden girmiş çıkmışlar. Hiç ruhumuza tesir etmemişler. Bırakın Hızır olmayın. Ama bazı öğretmenler, siz bu konuda daha şanslısınız bildiğim kadarıyla, ruhumuza dokundu. Ama bunların ötesinde söylemeden geçemeyeceğim bir büyük zat, bir büyük yazar, bir büyük pedagog vardı bizim gençliğimizde. Seyit Ahmet Arvasi diye. Bunun kitaplarını bulabilirsiniz. Ben hala onunla konuşuyorum. Hala kitaplarını tekrar okuyorum. Benim hayatımın oluşmasında, fikri seviyeme gelmemde çok büyük etkisi olmuştur. Türkiye'de yüz binlerce böyle insan var. Seyit Ahmet Arvasi, Allah ondan binlerce razı olsun, onun gibilerin sayısını çoğaltsın. O büyük insan, öğretmen yetiştiren biriydi. Yani pedagog, pedagoji hocasıydı. Biz gider sohbet ederdik vesaire. Bir sürü kitabı var şimdi.
Bunun gibi insanları takip etmek gerekiyor. Çizgisi sağlam olacak ama. Çizgisi sağlam olacak. Bu çok önemli. Milletine, devletine, dinine, diyanetine, Allah'a küfretmeyecek. Bunları yapan insanın benim yanımda 5 kuruşluk haysiyeti yok. Benim yanımda değil, milletin yanımda 5 kuruşluk haysiyeti yok. Yani Türkiye kadar, ben İngiltere'ye gittim geçen aylarda, haftaya yine gideceğim hafta sonu. Ya bir tane moruk kadın, 80-90 yaşlarında, kraliçe. Herkes saygı duyuyor ya, herkes. Niye oradan ihanet eden çıkmıyor da bizden çıkıyor anlamıyorum ben. Biz mi yamuk bir toplum olduk? Niye bizden hainler çıkıyor? Niye satılıklar çıkıyor da bir İngiliz'den çıkmıyor? Bilmiyorum, belki çıkıyordur ama yani ben gördüğüm kadarıyla bizim sistemlerimizi allak bullak eden, Türkiye'yi karıştıran, Türkiye'nin altını oyan en başta İngiltere'dir. Ama onlar yani tukaka dediler bizim padişahlara falan, tamam. Yani padişahlık sisteminin ömrü doldu, değişti, o ayrı bir şey. Ama onlar o moruk kraliçeyi neredeyse kafalarında gezdirecekler. Bırak orayı, Kanada, Avustralya. Onlar da o kraliçeye neredeyse tapıyorlar. Öyle bir şey istemiyorum tabii. Yani ama değerli arkadaşlar, biz bakıyoruz, sorun içimize başka yerden mi girdiler? Nedir? Öyle hainler var ki devlete küfrediyor, Allah'a küfrediyor, peygambere küfrediyor. Ya arkadaş, inanmıyorsan bile saygı göster. İnsanlığın gereği budur. Medeniyetin gereği budur. O bir şey vardı. Afrika yerlilerini anlatan bir kitap vardı. Yerliler o aborjinlere kızan yazar. Evet. Aborjinlerin bakıyor ki Hristiyan mezarına gidiyor, devrilmiş haçı dikmeye çalışıyor falan. Ya sen Hristiyan mısın? Hayır. Ona saygı duyuyorum diyor. O insanın mezarına saygı duyuyorum. Bizde düşünsene bazıları var, senin mezarını tekmeler ya. Yunan mısın be mübarek? Ertuğrul Gazi'nin mezarını kurşunlayan Yunan mısın sen? Siz tabii Anadolu'dan çıkıp geldiniz sinema sektörüne. Bu yoldan ne gibi zorluklar yaşadınız? Bunları nasıl çözdünüz? Yani İstanbul merkezli bir sinema sektörü olduğu için bu. Ne gibi sorunlar yaşadınız ve bunları nasıl çözdünüz? Bunları merak ediyorum. Evet, ben mücadele ruhuna sahip bir insanım. Asla yılmam. İnandığım yolda giderim. Biz 5 yıl perişanlar oynadık. 2010'da kuruldu. Bir belgesel çektik. 2010 Kültür Başkenti Ajansı adına. O belgeselde iyi yapacağız diye paranın ötesinde harcamışız. Zarar ettik. Sonra bir belediyeye bir şey yaptık, bir planatoryum, oradan zarar ettik vesaire. Hep para gidiyor devamlı ama bu arada. Ama bakın, yılmazsanız, inandığınız yolda gereği gibi hareket ederek yürürseniz Allah size yardım ediyor, söylediğim gibi hep. Ve o 5 yılın sonunda ben tabii Ertuğrul Gazi'yi çok severdim. Çevremde birçok insana Ertuğrul Gazi ismini vermişimdir. Benim yeğenimin ismi de Ertuğrul Gazi, 22-23 yaşlarında. Şu anda eğitimi için Amerika'ya gitti. Şimdi Allah sizin kalbinize göre veriyor. Ertuğrul Gazi'yi kucağımızda bulduk. TRT'yle bir anlaştık. Tabii yine zorluk oldu. TRT dedi ki ya imza atalım hadi. Ya dedi öyle kolay değil bu imza. 4-5 ayda ancak atılır. İyi de o zamana kadar ben oba yapacağım, milyonları harcayacağım, oyuncuları seçeceğim, işte şunu alacağım, yönetmen, bilmem senarist falan. Vallahi öyle bir risk var dediler bana. Ya siz görevden alınırsanız, o zaman genel müdür yardımcısıydı İbrahim Eren, sonra genel müdür oldu.
Vallahi her türlü risk var hocam dedi. Yani yapıyorsanız yapın. 2-3 gün uyumadım. Ondan sonra dedim ki hayatımda istediğim fırsat bir kere geliyor insanın eline. O fırsatı değerlendireceğim. Ne olursa olsun. Ya herol ya merol. Ve girdik. Allah'a şükürler olsun. İlk başladığı andan itibaren reyting rekorları kırdı. Geçen sene Pakistan bizi davet etti. Cumhurbaşkanı, başbakan ağırladılar. Sonra şehirler arası polis kortejiyle gittik biz. O kadar sevgiseli vardı ki, ya Türkiye'nin belki 10 misli, düşünün Türkiye'deki sevgiyi. Değerli arkadaşlar, yılmamak, inandığın çizgide gerçekten dost doğru gitmek çok önemli. Ama doğru olarak, dürüst olarak helal yiyelim. Evet, teşekkür ederim. Evet, buyurun. Öncelikle hoş geldiniz ve değerli zamanımızı bize ayırdığınız için teşekkür ederiz. Benim sorum biraz kitap hakkında, belki biraz eleştiriler bir soru olabilir. Araştırmalara göre şey diyordu, fakirler ve zenginlerin mutluluk oranları aynıymış. Ve örnek olarak Behbi Koç ve Sakıp Sabancı'yı örnek vermiştiniz. Fakat ikisinin de hani mutsuzluk yönleri biraz sağlık sorunları hakkında. Yani ben fakirlerle zenginlerin mutluluk oranlarının açıkçası aynı olduğunu düşünmüyorum. Ve siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Evet, sağlık sorunlarıyla alakalı da. Ama şimdi bakın, en sevdiğiniz yemeği yeseniz mutlu olursunuz değil mi? Ama arkasından bir daha getirseler, bir daha getirseler size işlerli olmaya başlar. Şimdi tabii ki parasız olmuyor birçok şey. Mutlaka. Ama işte sadece parayla da olmuyor. Yani gönüllerin sevgisidir, aşk, muhabbet, insanlar arasında mutluluğun oluşturacak. Gönül parayla tatmin olmaz. Para bizim bedenimizi tatmin eder, nefsimizi tatmin eder. Ama gönül çok farklıdır. Adamı zindana atarsınız, zindanda bütün dünyayı gezer gönlüyle. Ama adamı serbest bırakırsınız, hiçbir yere bakamaz. Çevresine bile bakma isteği olmaz. Eğer içinde bir heyecan, içinde bir mutluluk, sevinç olmazsa. Tabii ki para kazanmak önemli, ben onu yok saymıyorum. Ama mutluluğu parayla kazanacağım diye insan birçok şeyi de kaybedebilir. Parayı eğer, bakın, inandığınız değerler uğruna insanlık için harcıyorsanız mutlu olursunuz. Şimdi gidin bir araştırma yapın, organize sanayi veya farklı yerlerde iş adamlarını gezin. Deyin ki ya siz ne yapıyorsunuz? Bir arkadaş şöyle dedi bana, çok da zengin bir arkadaş, ya gece 11-12'ye kadar çalışıyorum. Ya dedim arkadaş, insanlık dışı bir şey bu. Ya niye çalışıyorsun? Vallahi dedi, kimseye güvenemiyorum. İyi de evini ihmal ediyorsun. Tatile gitmiyorsun. Başka şeyler, hobilerin yok. Olmuyor işte. Para kötü bir efendi, iyi bir hizmetkardır. Parayı eğer hizmetkar olarak tutmuşsan tamam. Ama paranın arkasından koşuyorsan seni rezil eder. Makamın arkasından koşuyorsan seni şahsiyetsiz eder. Sen duracaksın, o sana gelecek. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle kendini kabul ettireceksin ki herkes senin peşinden koşacak. Ben sıradan olmamak diye buna diyorum işte. Özel insan diye buna diyorum. Para senin peşinden koşsun. Makam, mevki senin peşinden koşsun. Ne olur gel de başımıza biz yolumuzu görelim, yolumuzu bulalım diyen insanlar olsun çevrenize. Dediğiniz ve takip ettiğiniz yazarlar kimlerdir? Hem Batı'dan bazı yazarları okuyorum hem bizden. Mümkün olduğunca klasikleri okumaya çalışıyorum. Çünkü onlar bize ufuk veriyor. Ötekiler biraz suyunun suyu gibi oluyor. Bu yüzden şu anda özellikle şu bu demem mümkün değil. Bir ara İskender Pala'yı çok okurdum. Onun ama
Şimdi romanlar çıkarıyor. Romanlarının bir kısmını okudum, diğerlerini okumadım. İlle yaşayan yazar olmasına gerekmez. Mesela bir ara Cemil Meriç'i çok okurdum. Onun dışında kim diyebilirim? O kadar çok ki Goleman diye bir adam var mesela. Duygu eğitimi, duygusal zekanın yazarı. Güzel bir kitap ama onu okuduğumda bizim eskilerin yazdığı Nefs Terbiyesi kitapların onun 10 katı daha önemli olduğunu fark ettim. O konuda da işte anlatmaya çalışıyorum bir yerlere. Mesela Batı'dan yine Erich Fromm diye bir yazar var, biliyorsunuz, psikolog. Onun da Sevme Sanatı vesaire diye kitaplarının güzel olduğunu düşünüyorum. Bizde de işte tarih konusunda şu anda Murat Bardakçı'yı tavsiye edebilirim. Objektif yazmaya çalışıyor, güzel. Aklıma gelenler bunlar. Bir sonraki sektörünüz nedir? Bir sonraki sektörüm yine film sektörü. Yani şu anda artık başka alanlara girmek istemiyorum. Sağlık konusunda da bu kadar yeter diyorum. Eğitimi geliştirmek istiyorum Allah izin verirse. Ama film alanında aynı zamanda bilgisayar oyunu yaptırtıyoruz şu anda bir grup genç. Özellikle Ertuğrul'un gibi, Diş Ertuğrul'un bilgisayar oyunu. Bununla beraber animasyon filmler yaptırmak istiyoruz. Özellikle gençlere de çok böyle bir takım çabalarımız var. Günümüzde girişimcilik ve okul ilişkisi sıkça tartışılıyor. Sizce bir girişimci için üniversitenin önemi nedir? Bunu merak ediyorum. Ya şimdi üniversiteyi gözünüzde çok büyütmeyin. İnşallah istediğiniz yerlere çalıştığınız ölçüde gideceksiniz. Üniversite bir temel. Üniversite size girişimcilik öğretmez. Bakın girişimciliği nereden alacaksınız? Siz bir alan belirleyeceksiniz kendinize. İleride girişimci olmak istiyorsanız. Ben mesela işletme fakültesinde de zaman zaman davet ediyorlar. Orada diyorum ki bir arkadaş kalktı, ben orada kitapta da yazdım bunu. Herkes bir hedefsizlik içerisinde, bunu ben yok etmeye çalışıyorum. Diyorum ki hangi alanda çalışıyorsanız çalışın, kendinize bir ufak alan belirleyin. Mesela işletmeci, otomotiv sektörü, hastanecilik işletmeciliği, bilmem ne işletmeciliği falan. Orada veya mühendis olacaksınız, makine mühendisi diye çok geniş bir alan var. Hangi makine? Mesela ısıtma, soğutma sistemleri de var. Motor, otomobil motorları var, bilmem ne motorları, makinaları vesaire. Bir alan belirleyin, onunla ilgili bütün detayları öğrenin. İnternetten araştırın, kitaplar okuyun. Gidin bizzat kurumlara, bunu yapan yerlere, aracılar koyun kendinize ve oraları öğrenmeye çalışın. O zaman var ya, o zaman herkesten, bütün arkadaşlarınızdan daha ileri adım atmış olursunuz. Ve okul bitirdiğinizde öyle bir hale gelin ki siz iş aramayın, sizi bulsunlar. Ya şöyle bir genç varmış, İşte şu fakültede, bu bilmemlerde. Bunu biz kazanmamız lazım. Hukuka mı gideceksiniz? Uluslararası hukuk, yabancı dilinizi geliştirin veya ne bileyim, şimdi bilişim hukuku falan var. Şöyle biraz geriden dönüp bakın. Ne Erciyes'in tepesine çıkın bir bakın şöyle. Ne oluyor, ne bitiyor? Hangisi çok ileride? Hangisi çok önde? Geleceği hangisinin açık? En azından gelin birilerine, bu işi bilen birilerine sorun. Gidin, gönüllü bir yerlerde çalışın. Gönüllü çalışın. Sizi öyle beğensinler ki, ya bu çocuğu kaçırmayalım desinler. Kaçırmayalım. Bakın, akıllı insanın yapması gereken bunlar. Bunu birisi aldı benden, hem de Almanya'da. Birisi okumuş benim tanıdığım yakını. İşsiz güçsüz adam ama mühendis. Gitmiş orada bir fabrikaya, demiş ki ben ücretsiz çalışmak istiyorum. Bakmışlar, makul birisi, tamam almışlar. Bir ay
Bir ay sonra demişler ki seni yüksek bir maaşla işe başlatıyoruz. Beyefendiliği, adamlığı, işi bilişi, işe yaklaşımı. Arkadaşlar, iş arayacak konuma gelmeyin lütfen. Benim bütün çabam bunun üzerine. Çünkü sizleri seviyoruz. Sizler Türk gençliğisiniz. Evet, hanımefendi maskeli olan. Ben. Evet. Dinlemek gerçekten çok onur vericiydi. Benim sormak istediğim şey, bugünlerde aslında Z kuşağı çok fazla tabiri caizse yurt dışına kapak atmaya çalışıyor. Ve siz de yeğeninizin yurt dışında okuduğunu söylediniz. Bu yurt dışı işine siz ne diyorsunuz, ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Çok, çok teşekkür ederim. Ben tabii anketlerde okuyorum. Anketlerde de maalesef böyle bir şey var. Şimdi benim yeğenim şöyle. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bir summit programı var. Yarısı Türkiye'de, yarısı yurt dışında, Amerika'da okunan bir program. Onun için gitti. Yoksa yani ben gidişlere bir şey demiyorum ama ülkeden kaçar gibi gidişler yanlış. Bu ülke bizim ülkemiz. Bakın, o kadar güzel bir ülke ki gidenler görüyor. Geçenlerde bir kadın vardı, Pelin Batu, bilirsiniz. Evet. Oyuncu. Bu kadın giderken Türkiye'ye neredeyse küfrederek gitti. Bu ülkede yaşanmazdı. Amerika'ya. Geçenlerde geldi. Dedi ki Amerika'da paranız yoksa ölürsünüz. Ben dedi ülkemi özledim. Ülkem ne kadar güzelmiş. Bakın korona olsanız Amerika'da ölürsünüz paranız yoksa ya. 15-20 bin dolarınız yoksa. Türkiye'de her şey bedava. Yani insanlar anlamıyor bunu. Mesela sosyal medyada ben takip ediyorum bir takım şeyleri. Bazı oyuncular falan gidiyorlar yurt dışında, İngiltere'de. Ben hepsini biliyorum, her tarafa gittim. Dünyada gitmediğim yer çok nadirdir. Çin'den Amerika'ya, Güney Afrika'dan Kırım'a, Ukrayna'ya kadar Rusya'ya gittim. Şimdi orada çalışmalar yapıyorlar. İşte birisi diyor ki aç rollerine giriyor, biri yerlere gidiyor. Lokantaya gidiyor, ben açım bana yardım edin, işte bir şeyler verin. Veya yemek yiyen insanlara gidiyor, bana bir oradan ufak bir parça ver falan. Hepsi reddediyor. Bunu oyuncular yapıyor veya bir takım sosyal medya şeyleri, fenomenleri yapıyor. Ama Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de bir simitçiye gitti, belki görmüşsünüzdür. Ya dedi ben açım dedi. Abi sana kebap mı? Kebap ısmarlayayım dedi ya çocuk. Ufacık çocuk ya 12 yaşlarında falan. Simitle para kazanan çocuk. Abi sana kebap ısmarlayayım lütfen falan. Ya bu milletin güzelliğini görmemiz lazım. İçinde olduğumuz için göremiyor olabiliriz. Yurt dışını ben biliyorum. Yurt dışında paranız yoksa yaşayamazsınız. Bu ülkeyi geliştirmek zorundayız. Her bir sizler sıradan insan olmayın dediğim birilerinin sürüklemesi içerisinde giden insanlar olmayın demek istiyorum. Biz bu ülkeyi hataları varsa hatalarını yok ederek daha güzelleştirecek hamleler yapmak zorundayız. Buyurun. Ben öncelikle Havarp istediğimi belirtmek istiyorum yani. Vatanı çok sevdiğim için, bu insanları hizmet etmek için rahatlıkla canımı verebilirim. Ama bazen ben bile kendimi sorguluyorum değerli diye. Yani bunun için ne düşünüyorsunuz? Etilerimi ne kadar bizim için canı veren insanlar olsa da bizi değersiz hissettiren şeyler de var bu ülkede fazlasıyla. Elbette. Bunu ama bir Amerikan gence sorsanız sizin söylediğinizden çok daha fazlasını söyler. Bir Avrupalıya sorsanız orada zaten Türk ve Müslüman olduğunuz zaman ikinci sınıfsınız. Evet, asla birinci sınıf olamazsınız. Bakın İngiltere'de bir Lordlar kamerası var, bir avam kamerası var. Orada kendi insanına ikinci sınıf muamelesi yapıyor. Avam kamerası aşağıdadır, halkın seçtikleridir. Yukarıda Lordlar kamerası kraliçenin seçtikleridir, en üstte. Orada kendi insanla ikinci sınıf muamelesi yapıyor. Sen kimsin diyecek. Yani Türk de kim, Müslüman da kim? Şimdi yine sizin değerinizi ne kadar az da olsa bu ülke verir.
bizleriz. Şurada ben öyle şeyler gördüm ki, Tanzanya'da bir okula götürdüler beni, ağladım. Yani siz oraya eşeğinizi bağlamazsınız o okula. Yani şurada en güzel okullarda okuyoruz, çok şükür. Çok şükür, en güzel hocalardan eğitim alıyoruz. Bizler bakın, hep sizin iyi yetişmeniz için geliyoruz, dil döküyoruz. Bunlar vatanımızı sevdiğimiz için. Ama şu da var, mesela bu iş sözle alakalı değil. Birisi arabasının arkasına yazmış. Geçen sene giderken gördüm, durdum teşekkür edecektim. Bu vatan için ölürüm diyor. Teşekkür edecektim, ne yaptı biliyor musunuz? Kapıyı açtı, bütün küllüğü yola döktü. Bir de tükürseydim dedim ya. İnsan sevdiğine tükürür mü? Yani bakın, yaptığınızla düşüncemiz aynı olmalı. Sevdiğinizin suratına tüküren var mı sevdiğinin suratına? Olmaz. Ama işte bu vatan orası ya. Nasıl dökersin kardeşim? Bu tamamen cahillikle alakalı. Ya ne yaparsanız yapın, bu ülkeye borçlu olduğunuzu unutmayın. Ben borcumu ödemeye çalışıyorum, hala ödeyemedim. Çünkü beni başarılı olmuşsam da bu millet başarılı kıldı. Bu vatan, Allah elimizden almasın. Gördüğünüz şeyde, ben bir video seyrettim de, Ukrayna'da Rus tankı yolda giden arabanın üzerine gidiyor, arabayı eziyor. Altına alıyor. Ki onlar bak, ırk olarak, din olarak aynı ırk ve aynı dinden insanlar. Allah zalimlerine düşürmesin. Sınır boylarında şehit olanları düşünün lütfen. Bu millet için şehit oluyorlar. Bu vatan için şehit oluyorlar. Onlara karşı bizim borcumuz daha çok çalışmak, bu ülkeye daha çok hizmet etmek. Ne kadar beğenmediğimiz şey olsa da, bizim zamanımızda beğenmediğimiz daha fazlaydı. Çok daha sınırlı şartlarda yetiştik biz. Şu anda ülke çok daha rahat. Oturduğumuz evler çok daha güzel. Düşünsene, büyük insanlar görüyoruz. Diyor ki bizim diyor evimiz tezekten yapılmıştı. Kışın diyor okula donarak giderdik. Ayağımızda doğru düz ayakkabı yok. Üzerimizde doğru düz bir şey yok. Palto yok. Ama o şartlarda bu ülke aşkı gelişiyor ve bu ülkeye hizmet duygusuyla hareket ediyorlar. Sadece senin kitabında bahsettiğiniz gibi çocukken iş tecrübesi kazanmak deneyimledi. Kendi çocukların üzerinizde de uyguladınız mı? Maalesef. Benim 3 tane kızım var. Tabii kızlarımı sokağa çıkarıp da bir şeyler sattıramadım. Yani öyle bir imkan yok. Ama biz her şeyi sattık. Yani girişimcilik çocukluktan başlamadım. Öyle, tabii ben çok başarısız oldum, onu da söyleyeyim. Her yaptığım işten zarar ettim. Sadece dedemin verdiği marullar vardı. Dedem bir bahçesi vardı. Onun sermayesi olmadığı için benden para almazdı. Biraz da severek, bizi severlerdi herhalde. 6 yaşlarında, 7 yaşlarında falan. Marulu hemen satardım. Herkes kapışırdı. Gel ya, seni çok sevdik falan diye. Orada bir kazandığımı düşünüyorum. Onun dışında hep zarar ettim ben. Siyaset alanında da çalışmalarınız olmuş. Okulumuzdan siyaset tercih eden veya etmek isteyen öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir? Ve siyasetin hayatınızda olumlu ve olumsuz etkilerinden bahsedebilir misiniz? Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, tabii Sosyal Bilimler Lisesi buna uygun. Buradan kendinize siyasi bir hedef belirleyebilirsiniz. Siyaset aslında millete hizmet etme düşüncesiyle yapılır. Yanlış yapanlar vardır belki. Onlara ben bir şey demiyorum. Ama ülkeye vermek istediğiniz bir şeyler varsa, özellikle ben zeki çocuklarla çok uğraşıyorum sizler gibi. Sizlerin çok daha başarılı olması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Daha küçük yaşlarda çocuklar kaybolmasın. Tanınmazsa eğer zeki çocuk, çevresindekiler de cahilse veya annesi babası yoksa, o çocuklar
kaybolabiliyor veya başa bela insanlar haline gelebiliyor. Onların önünü açabilmek için ben siyaset düşündüm. Bir de ideallerim vardı. Bu ideallerimi gerçekleştirmek için. Ama bizim siyaset biraz kısa sürdü. Daha önceleri de yapmıştım ben siyaset. Daha sonra şehit olan tabii rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'yla ben yıllar evvel siyaset yaptım. Çok keyif almıştım. Yani öyle güzel bir insanla beraber siyaset yapmak gerçekten muhteşem bir şey. Hiçbir şahsi menfaat düşünmeyen bir kişiliği vardı. Allah mekanını cennet etsin. Zaten şehadetle buluştu. Allah bizleri de nasip etsin. Alakalı bir şeyler sormak istiyorum. Tiyatro. Erciyes Üniversitesi'ndeyken tiyatro ile ilgilenmişsiniz sanırım ve oyunlara çıkmışsınız. Ben de şu anda belediyenin konservatuvarındayım. Bu yüzden size tiyatro ile alakalı bir soru sormak istedim. Tiyatronun hayatınıza kattığını düşündüğünüz şeyler neler? Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Hiçbir teferruatı kaçırmıyorsunuz maşallah. Ya tiyatro hayatın gerçeklerinden birisi. Aslında tiyatro yapanlar insanların yaşantısını iyi gözlemleyen insanlardır. Çevrede ne olup bitiyor bunu çok iyi gözlemleyen ve bunu başkalarına faydalı olsun diye tiyatro ile vermeye çalışanlardır. Bir sanattır tabii. Sanat herkesin ilgilenmesi gereken bir şeydir. Sanat ruhu tatmin eden bir şeydir. Bedeni tatmin etmez. Asıl ruhu tatmin eder. O bakımdan ruhun da tatmin olmaya ihtiyacı var. O konuda ben 2 yıl tiyatro yönetmenliği yaptım. 2 tane oyun sahnelemiştik ve 5'er gün böyle kapalı gişe neredeyse oynadım. Tabii ücretsizdi ama birisi Tarık Buran'ın Ayakta Durmak İstiyorum diye Macaristan aydınlarının komünist işgale karşı duruşlarını, dik duruşlarını anlatan bir tiyatro eseriydi. Biri de Necip Fazıl'ın Ahşap Konak. Bu ikisi de çok keyif aldığımız oyunlar oldu. Tabii tiyatro aslında sinemanın da bir temeli gibi düşünülebilir. Onu biraz daha farklılaştırarak sinema oluşuyor. Tebrik ederim. Türkiye Üstün Zekalı ve Nahi Çocuklar Vakfı'nın kurulması. Peki bu fikir nasıl ortaya çıktı? Ayrıca ülkemizde bu alanda yeterli çalışmalar yapıldığını düşünüyor musunuz? Şu anda vakfımız Türkiye'nin en güçlü vakıflarından biri oldu. Yani 7-8 yerde şubesi var. İstanbul'da genel merkezi. Yaklaşık ben 15-20 yıldır o konuda çalışma yapıyorum. Hatta bu Yerüstü Hazinelerimiz kitabı da zeki çocukları anlatıyor. Şimdi bu ülkenin kaymak tabakası olan zeki çocukları maalesef yabancılar çalıyorlar diyelim. Bir kısmını. Ama anlaşılamayan, onları tanımayan çocukları çevrelerde de bazı çocuklar isyankar oluyor. İntiharlara gidebiliyor. İntihar edebiliyor. Hasta oluyor, şizofren oluyor vesaire. İşte bunları o çizgiden çevirip de güzel insanlar olması için çaba gösteriyoruz. Yani bir böyle bir çocuğu siz eğer kurtarıyorsanız 2 türlü fayda veriyorsunuz. Hem ülkenize hem insanlığa. Birisi çocuğu kötü adam olmaktan kurtarıyorsunuz ki normal zekada bir insan kötü adam olunca sadece kendi çevresine zarar verir. Ama üstün zekalı veya deha çaplı çocuk kötü adam olursa milyonları öldürebilir. İşte Adolf Hitler, işte Stalin, işte bilmem ne. Yani milyonların ölümüne sebep olabilirler. Onlar çünkü çok üst seviye zekaya sahipler. Ama onlar iyi insan olsalardı durum çok farklı olacak. Önceden
Öncelikle tekrardan hoş geldiniz. Size sormak istediğim soru, sinema sektörünün içinde bir insan olarak günümüzdeki televizyonda uygulanan RTÜK'ün uyguladığı sansürler. Siz bu sansürler hakkında ne düşünüyorsunuz ve sansürler olmalı mı, olmamalı mı? Günlük hayatta kullanılan, işte senin söylediğin kelimeler gibi şeyler sansür demek biraz işi saptırmak demek. Orada insan oradan ahlaki bozulmaz. O kelimeyi duyunca bozulmaz. Çünkü hayatta da söylemiyor bunu. Çevrenize söyleniyor. Ama dediğim gibi insanın mahremiyetini, ahlaki şeylerini ayağa düşürecek. İnsan hayvan değildir. Hayvanlar gibi her şeyi böyle ortada yapmazlar. Dolayısıyla bu tür şeylerde mutlaka sansür gerekli. Ama ölçüsünü iyi koymak lazım. Bugün mesela sosyal medyada ölümü teşvik eden bir takım YouTuber'lar var. Ben görüyorum, takip ediyorum. İşte ölümü öyle güzel gösteriyor ki onu okuyan gençler, çocuklar eğer şuurlu, bilinçli değilse mutlaka o yola gidebilir. Ve bunlar da görülüyor. Benim mesela psikoloji profesör arkadaşlarım var. Onların anlattıklarını bir siz dinleseniz içler acısı. Dolayısıyla bunlar sosyal medyanın özellikle o kadar serbest olmasının sonucu olan şeyler. Diliş Ertuğrul Bey'in Çevre gibi yapımlar ülkemizde milli duygularımızı ve kültürel duygularımızı ayaklandırdı. Ancak kültürümüzde yabancı ülkelerde bu tanıtımı başarıyla yapabildiklerine Türkiye'ye dönüşler aldı. Bunu merak ediyorum. Diriliş Ertuğrul'la Meymun Semre'yle ilgili değil mi? Şimdi Diriliş Ertuğrul'la ilgili 80 ülkede gösterildi. Ben Amerika'dan da, İngiltere'den de, işte Arap ülkelerinden de, Endonezya'dan da çok güzel görüşler aldım. Hatta Özbekistan'a gitmiştim 3 sene evvel. Orada bizim birisi söylemiş herhalde, Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı diye. Yani ne yapacaklar şaşırdılar. Hemen bir kaset getirdiler. Diriliş Ertuğrul'un kaseti ama Rusça. Dedi bunu imzalar mısın dedi bir kadıncağız, rehber. Dedim ki imzalarım da bir tane de bana getirmek şartıyla. Aldım hiç olmasa hatıra diye saklıyorum. Tamamen Rusça. Şimdi bu güzel bir şey. Eğer kaliteli iş yapıyorsanız, sizin kendi değerleriniz bile olsa onlara yabancı gelen. Mesela Venezuela Devlet Başkanı geldi bizim seti ziyaret etti. Maduro. Hatta bana dedi ki bunlardan bize de yapsanız. Ya ben tabii biz ona olumlu cevap veremedik. Bilmiyoruz onların kim kahramanları var dediğidir. Yapsak da o ruhu verebilir miyiz? O ayrı bir şey. Yunus Emre ilk yayınlandığında reytingler çok yüksek değildi. Ramazan dizisi gibi yayınlandı. Biz bütün yıl yayınlansın istedik zaten. Ama sonra o kadar çok seyredildi ki beni arayan gençler diyor ki 2 kere, 3 kere, 4 kere seyrediyoruz. Tekrar. Şu anda Netflix'te ilk 10'da en çok seyredilen diziler arasında. Hacı Bayram Veli'yi de biraz hızlı giriş yaptı biz beklemeden. Ama yine de düşük değil ilk olmasına rağmen orada çok güzel görüşlerini alıyoruz. Öncelikle merhaba. Sahne senin kitabında duygularımızı tanımamızın ve kontrol etmemizin çok önemli bir faktör olduğunu söylediniz. Hem meslek hayatımızda hem de günlük hayatımızda. Peki duygular sürekli değişen, dönüşen ve gelişen ve zamanla ortaya çıkan bir durum değil midir? Siz gerçek manada duygularınızı tanıdığınızı ve kontrol edebildiğinizi düşünüyor musunuz? Teşekkürler. %100 duyguları kontrol etmek zor. Onun için çok üst seviye, eskiler aklı selim diyorlar, aklı selim sahibi olmak gerekiyor. Ama duygu kontrolü
Bugün Batılılar da buna ulaşmaya başladılar. Biraz evvel söyledim ya, Goleman işte duygu eğitiminden bahsediyor falan. Şimdi arkadaşlar, sabır eğitimi yapmamışsanız, nerede sabredeceğinizi bilmiyorsanız, öfke kontrolüne sahip değilseniz başarılı olamazsınız. Bakın, olur olmaz öfkelenen insanlar vardır. Kendilerini rezil eden. Değil mi? Kendilerine hakim olamıyorlar. Başarılı insan ve olgun insan, işte öfkesine, bu duygularına hakim olan insandır. Kin sahibi değildir. Haset etmez. Başkalarının peşinde koşup da on işte şöyle yapmış, ben de keşke yapsam falan. Yani niye başkasını örnek alasınız ki? Ama içindeki şefkat, merhamet duygularını artıran, sevgi, muhabbeti ön plana getiren insanlar hayatta daima başarılı insanlardır. Bu başarıyı da altını çiziyorum. Başarı sadece bir makam, mevki, para, bilmem ne kazanmak değil. Toplum tarafından takdir edilen insan olmak. Bu noktaya gelmeniz için veya siyaset yapın veya işte ticaret yapın, bir pazarlama yapın. Yani orada karşıdakine karşı, bir de bunun yanında tabii empati duygusu da çok önemli. Yani duygu kontrolü içerisinde. Bakın, kendi duygularını kontrol eden insan olgun insandır. Çevresindeki insanları empatiyle, onların duygularını bilen ve onları kontrol edebilen insan yönetici insandır. Ama toplumların duygularını kontrol edebilen, onları yönlendiren insan da lider insandır. İşte bu bakımdan o kadar önemli ki. Çok teşekkür ederim. Güzel bir son oldu. Allah razı olsun. Saygıdeğer büyüğümüz Doktor Kemal Tekten'in okulumuza ziyareti anısına okul müdürümüz Sayın Bülent Kaya'nın tek tek takdimleri olacaktır.